Mark Thomas şu an hemen karşımda olacak. Mr. Thomas, thanks for joining us tonight. Thank you. Teşekkür ederim. First of all, I would like to ask you. Size şu soruyu sormak istiyorum. On the 19th of December, US President Donald Trump şöyle bir açıklama yaptı ve Amerikan ordusunun Suriye'den ayrılacağını söyledi. İki hafta içerisinde sonrasında danışmanı bu geri çekilme koşullu olacak dedi. Burada bu kararları kim veriyor Amerika'da? Evet, burada başkan karar verir aslında. Ama buradaki problem şuydu. Şu anda çok zayıf bir durumda Donald Trump. Şimdi karşısında Kongre tarafından büyük bir baskı altında ve bir sürü baskı var Trump'a karşı. O yüzden biraz zayıflamış durumda. Ve Rusya'nın seçimlerin nasıl etkilediği konusunda Trump köşeye sıkışmış durumda ve bu yüzden de Amerika'nın dış politikasını istediği gibi yönetemiyor şu anda. Söylemiş olduğum gibi zayıflamış durumda. Ve şu anda İsrail tarafından yönlendirildi de söyleyebiliriz. Irak konusundan ve Irak Savaşı'ndan bugüne kadar ve şu anda dış politikası Amerika'nın düzgün bir şekilde ilerlemiyor şu anda Trump'ın. Bunu da görebiliyoruz bu açıklamalarda. Bu siyasi durum şu anda zayıf durumda Trump. Ve bu ve Suriye'den çıkacağını söylemişti seçimlerden önce. Ama şu anda bir zayıfladı söylediğim gibi ve baskı altında. Ve şu anda istediklerini yapamayacak bir durumda. O yüzden bu karmaşık durum karşımıza çıkıyor. Burada kısa cevap şu. Burada başkan karar veriyor bu siyasi duruma. Ama şu anda bütün yeteneklerini kullanamıyor istediği gibi. Çünkü söylemiş olduğum gibi baskı altında şu anda. Thank you for teşekkür ederiz cevabınız için. Bir soru daha var. Ve Bolton da bir açıklama yaptı. Netanyahu ile yapmış olduğu bir toplantıdan sonra yaptı bunu hemen. Sizce İsrail'in bir parmağı olabilir mi bu kararda? Bu sadece Netanyahu ile toplantı yapmadı ama aynı zamanda yeni konservatif toplantılarda bulundu ve buradaki neokonservatifler her şeyi yapabilecek durumda olmak istiyorlar ve sadece İsrail'in değil sadece İsrail'in bütün çıkarlarını ve istediklerini alabilmek için hareket etmek istiyorlar. Ve sadece toplantı bununla alakalı bir durum değil. Bütün Netanyahu ile değil ama aynı zamanda burada yeni konular da konuşuldu burada. İsrail, Amerika'dan ne istiyor? Ve İsrail'in Orta Doğu'da özellikle Suriye'de nasıl adım atması gerektiği konusunda bir toplantı yaptılar. Ve sonrasında bu karar geldi, bu açıklama geldi. Ve Suriye'den neler almak istiyor İsrail, bunu toplantıda konuşturdular. Bir taraftan bu Suriye'deki durumun bir başarısızlığa uğrayabileceğini konuştular. Ve sonrasında Hizbullah'ın daha fazla bir kuvvetli olduğunu kararına vardılar. Ve Suriye'nin çok büyük bir gelecek konusunda birçok şüphe altında olduğunu konuştular ve aynı zamanda Putin'in etkisini de konuştular ve bu sadece İsrail'le alakalı bir durum değil. Eğer İsrail bir şey başarılı olmak istiyorsa bu noktada her şeyi elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Ve bu toplantının sonucunda böyle bir açıklama geldi Bolton'dan. Bu taraftan bu konular konuşuldu bu toplantıda. Bu da çok önemli bir durumdu İsrail için. Bu açıdan baktığımız zaman
If they were able to accomplish this, this would be a net gain for Israel. Bence bu bir çıkış noktası olabilir İsrail için. Ama yine de çok komplike bir durum İsrail için bile. Suriye çok basit bir problem değil çözmek için. Çok karmaşık bir durum hepimiz bildiği gibi. Buradaki durum biraz zaman alacak gibi. İsrail de bu işin içerisinde. Ve buradaki durumun ne olacağını göreceğiz hep birlikte rejimin hakkında. Bir şey söylemek istiyorum. Burada söylemek istediğim bir şey daha var. Buradaki verilen bahanelerden bir tanesi Amerikalıların buradaki Suriye'deki gruplara verilen destek, mesela YPG'ye, PYD'ye verilen desteğin bahanesi de şuydu. Orada biz Amerika'nın varlığını sürdürmek istiyoruz ve Suriye'deki İran etkisini kesmek adına bunu istiyoruz diye burada kalmak istiyorlardı Amerikalılar. Çünkü buradaki İranlılar bir etkisi var şu anda Suriye'de bildiğimiz üzere. Sırf bu yüzden buradaki orlar burada kalmak istiyorlardı Amerikalılar ama buradaki bir barış durumunda İran'ın hiçbir etkisi olmayacaktır. O yüzden ve Suriyelilerin birçoğu İran'ı desteklemiyorlar. Bunu da biliyoruz. Bu yüzden Amerika'nın orada kalmasının sebebi Daesh'le savaşıyor ve aynı zamanda da İran'ın etkisini azaltmak istiyorum ülkede, Suriye'de. Suriye orduları Doğu Fırat'a doğru ilerlerlerse zaten Daesh'i bitireceklerdi. Bunu da biliyorlardı ama yine de orada kalmaya devam etti Amerikan orduları. Şu ana kadar bu şekilde ilerledi. Okay. Mr. Thomas, thanks for joining us. Thomas Bey, çok teşekkür ederiz. Kısa bir zamanımız vardı. Çok teşekkür ederiz. Sizinle tekrar görüşmek isteriz. İyi akşamlar. Çok